Ben sana... Sağlık Spor çok ezici bir futbol oynadı. Çok da güzel bir futbol oynadı. 4-5-0 galip getirebileceğimiz bir maçı uzatma dakikalarında yediğimiz golle beraberlikle bitirdik. Bundan dolayı da çok üzgünüz. Burada değinmek istediğim bir konu şu. Tabii ki Van Spor'a destek edilsin. Tabii ki hemşerilerimiz. Simav'da da deprem oldu. Binin üzerinde hemşerimiz rahmetli oldu. Onlara da belki bu kadar destek olmadı ama ben spordan siyaseti elini çeksin istiyorum. Çünkü yazık yani bizim böyle bir lobimiz yok. Burada resmen Van Spor'a her türlü destek etti. Hakemler, federasyon yetkilileri. Burada kim varsa herkes Van Sporlu'ydu zaten. Böyle müsabakalar yazık. Bizlerin de futbolcularımızın alın terine yazık olduğunu düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Söylediğin gibi son dakika bir talihsiz gol. Hakemler hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Başından beri ama bugünkü hakemin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. Van'da yaşanan depremden dolayı diye düşünüyorum. Bu kadar koruma yani bariz bir şey olmaz. Çocukların emeğine yazık. Yani söyleyecek bir şey yok. Ama biz amacımız belli. Biz şampiyon olacağız ve biz iyi bir takımız. 90 dakika tek top oynayan takım bizi son dakika hakemin vermiş olduğu yanlış karar yani. Söyleyecek bir şey yok. Güzel oynadığımız bir maçtı. Galip gelmeyi isterdik işte son dakika golü. Bugüne kadar hakemler hakkında hiç konuşmadık ama hakikaten son 10 dakikada çok yanlı bir yönetim gösterdi. İnegöl de berabere kaldı. Zannedersem bir Hacettepe galip. Bayrampaşa da yenildi. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Mühim olan ligin sonu. Ligin sonunda da Sandıklı Belediyespor zirvede bitireceğiz. Demir Zeyd oynayamadık. Ama ikinci yarı
tempomuzu arttırdık, oyun değişikliklerini yaptık. Tabii sandık takım iyi takım, biliyorduk sonra. Ama bizim takımımız da iyi takım. Şunu söyleyeyim, depremden sonra toparlanmak tabii zor. İnsan, oyuncuların psikolojileri çok değişik. Bir böyle git gel yaşıyorlar. Onları toparlamaya çalışıyoruz. Eğer ikinci devredeki oyunumuzu ki arttıracağız, daha bekleyen sakat oyuncularımız da onları toparlanmaya başından düzeliyor. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Tabii ki İstanbul'da oynamamız avantajları da var, dezavantajları var. Ama biz bunların hepsini, tamamını avantajı çevirmeye çalışıyoruz. Farklı farklı standlarda oynayacağız. Biz kendi seyircilerimize bizim maçlarımızı öğrenip gelmelerini istiyoruz. Biz desteklemelerini istiyoruz. İnşallah iyi yerlere çıkacağız. Biraz sıkıntı yaşayacağız ama iyi yerlere çıkacağımıza inanıyorum.